Zibidinin biri çıkmış zibidi demiş. Vay ver. Vay. Çok hızlı onu ver. Çok hızlı. Hadi bakalım. Böyle diyecek kelam bulamıyorum. Çok 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 aşağılık. Öfkeleniyorum. Çok aşağılıkça, çok adice. Ya, zibidi ne ya? Çok alçakça bir ifade. Evet, ver. Evet. İşte ver. Darbeci dedi ya. Ver. Darbeci bu. Da bu darbe seviyor. Yarın yine dış güçler, dış güçler. Öyle bir şey olsa emin olun arkadaşlar, ayağında pahalı ayakkabılar, kotlar, üstünde markalı sweatshirtler olanlar ve Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi. Bak lan daha aşağılık bir ifade yok. Alçakça bir şey ya. Çok aşağılık bir ifade. Alçakça bir şey ya. 252 kişi şehit oldu. O bahsettiğinde. Sen ve senin şu rekaların rahat etsin. Makarna kuyruklarına girip marketlerdeki makarna raflarını boşaltanlar, bankamatik kuyruklarında para çeken seçmenlerin bu ülkede huzurlu yaşasın diye 252 can gitti. Kim zibidi acaba? Hazreti Mevla'nın dediği gibi işte bir küpün içinde ne varsa o sızar. Bir küpte eğer bal varsa doğru, bal sızar. Doğru. Bir küpte sirke varsa sirke sızar. Doğru. Sen şimdi o seçim meydanında otobüsün üzerinde konuşuyorsun, bir şeyler anlatıyorsun. Seçimlere dair değil mi? Ne varsa o sızıyor zaten. Bak bu karşımızda şu anda. Bundan bir gün önce, bu konuşmadan bir gün önce Halk TV'ye çıkıyor. En büyük derdimiz istediğimiz yerde içemiyoruz. Burada diyor ki zibidi diyor. Zibidi dediği abi üzerine hani o gün bir şey anlatıyor çocuk değil mi? En azından üzerinde ben diyor kefenimle geldim diyor. O süs havuzlarında abdest alan abiler ablalar var. Evet. Abdest almaya çalışıp. Saraçhane'nin oradaki abi, süs havuzu. Senin genel başkanın sattığınız satan satana orada. Evet. Vuran. Evet. Arkadan vurduğunuz Kılıçdaroğlu ayaklarını uzatıp kahvesi yanında arkadaşlar bizi bilgilendiriyor deyip teşkilatınız harekete dahi geçmedi. Sakın oturup bana burada bir şey şu an anlatmasınlar. Yıllardır söylüyor. Şimdi abi, sen dedin ya şimdi bu lafı söyleyen bir gün önce Halk TV'de. Asıl zibidilik oydu. Heh. Beyaz şarap noktasındaki ihtiyacını ve isyanını dile getiriyordu. Bir hafta önce ne diyordu peki? Bir hafta önce gençler darbeye kalkışırlarsa teslim olurum diyordu. Kap neyse o sızar. Tam da dediğin gibi. 10 numara 5. Dümdüz bir darbeci zihniyet. Evet. 15 Temmuz'da şehit olanlara zibidi bravo, der. Tabii. Gençler darbe yaparsa ben teslim olurum der. Evet. Çünkü kod budur abiciğim.